Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün margarinsiz, tereyağsız, yani katı yağ kullanmadan sadece 3 tane malzeme ile çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok da lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim. Gerçekten yapımı çok kolay, 5 dakika ancak sürüyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve gerçekten çok lezzetli dediğim gibi. yapımına geçelim. Yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağımı alıyorum. Klasik su bardağı kullanıyorum yine. 200 mililitre 1 paket vanilyalı puding ve un kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Başka herhangi bir şey kullanmıyoruz. Kabartma tozu vesaire. Vanilyalı puding yerine isterseniz kakaolu, çilekli ya da istediğiniz herhangi bir çeşit puding kullanabilirsiniz. Evet pudingi de ilave ediyorum. Artık unumu da ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağım. Çok fazla yoğurmuyoruz zaten kurabiye hamurlarında. Birbiriyle özleşmesi için 3-4 dakika yeterli. Burada 2,5 su bardağı un var. Hepsini birden içine eklemiyorum. Azar azar ekliyorum. Ve dediğim gibi pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağım. Gördüğünüz gibi çok basit kurabiyemiz. Çok kısa bir sürede hazırlayabiliyoruz. Yoğurduktan sonra hemen şekillendirme aşamasına geçiyoruz. unun hepsini kullanmış oldum gördüğünüz gibi e, dağılmayan bir hamurum var onu çok fazla eklemeyin eklerseniz bu şekilde yuvarladığınızda elinizde dağılabilir ceviz büyüklüğüne parçalar alıyorum şekillendirmek tamamen size kalmış Tabii ki ben yuvarlak hale yapıyorum e, yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum bütün hamur işlerinde e, altına yağlı kağıt sermeye Özen gösteriyorum hem tepsimin kirlenmemesi için <laughs> hem de e, hamurunun yapısını bozulmaması için. Şimdi ham tepsiyi yağladığınız zaman e, çok fazla yağ kullanırsanız eğer e, kurabiyenin e, ya da herhangi hamur işinin yapısını bozmuş oluyorsunuz. E, biraz daha yağlı olmuş oluyor. E, çünkü tepsiyi yağlayanların bir damla yağ ile değil de e, bir yemek kaşığı yağla yağladıklarını gördüm tepsiyi mesela gereksiz. E, yağlı kağıtlar e, çok pratik. O yüzden bunlardan kullanırsanız daha iyi olur sizin için. Evet hepsini yuvarladım. Bu hamur ölçüsünden bir tepsi kurabiye çıkıyor. Yuvarladığım hamurların üzerine bu şekilde parmağımla bastırarak boşluk oluşturuyorum. Piştikten sonra üzerine çikolata yerleştireceğim çünkü. Yani ben marra üssüyle erittiğim çikolatadan koyacağım. İsterseniz marmelat ya da reçel de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben çikolata kullanacağım. Bu işlem bittikten sonra ısıtmış olduğum 170 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 9-10 dakika kadar pişiriyorum. Kontrollü olarak pişirin. Çok fazla pişirmeyin. Kurabiyeleriniz sertleşmesinler. Evet bu pişmiş hali. Şimdi Benvari usulü erittiğim çikolatadan çay kaşığı yardımıyla üzerlerine yerleştiriyorum. Dediğim gibi reçel, marmelat ya da beyaz çikolata istediğinizi kullanabilirsiniz. Çikolata donduktan sonra servis edebilirsiniz. Tabi dayanabiliyorsanız biz çikolata donmadan yedik birkaç tanesini. Gerçekten çok lezzetli ve kıvamı çok güzel. Kıyır kıyır harika bir kurabiye oluyor. Gün ışığından dolayı burada biraz farklı çıkıyor. Çekim aşamasında biraz daha koyu çıkmış. Beyaz çok güzel kurabiyelerimiz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz bana yoruma yazabilirsiniz memnun kalıp kalmadığınıza dair. Videomu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde görüşmek üzere.